Sevgili dostlar, fizik çözer, metin çözere, modern fizik koleye hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu dersimizde MEB kazanım kavrama testleri 12. sınıf testlerinden 14.sünü atom fiziğine giriş ve radyoaktivite 4 ile ilgili soruları çözmeye başlıyoruz. Doğadaki temel kuvvetlerden yayın nükleer kuvvet için yargılarından hangileri doğrudur? Yayın kuvvet ne demek arkadaşlar? Güçlü kuvvet demek. Nükleer ne demek? Çekirdek demek. Demek ki sevgili dostlar, bu kuvvet çekirdekte ve çekirdek içerisindeki parçacıklar arasında, proton ve nötronlar arasında oluşmaktadır diyoruz. Çekirdekte meydana gelir, adı üzerinde, yayın nükleer kuvvet. Baryon ve mezonlar arasında ortaya çıkar. Evet, doğadaki en zayıf değil, en güçlü kuvvettir diyoruz. Evet, cevabımız Diyarbakır. Aşağıdaki temel parçacıklardan hangisi baryon sınıfında yer almaz? Sevgili dostlar, baryon neydi? Ağır parçacık. Elektron ise arkadaşlar lepton parçacıklar arasında bulunmaktadır. Elektron, miyon ve tau arkadaşlar, bunlar lepton temel parçacıklardır. Proton, nötron, lambda ve omega ise baryon sınıfında bulunan ağır parçacıklardır. Bu konuyla ilgili eksiği olanlar arkadaşlar, yayınlamış olduğumuz videolara, konu anlatımlı videolarına bakmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki temel parçacıklardan hangisi mezon sınıfında yer alır sevgili dostlar? Elektron, lepton, proton, baryon, nötron, baryon, miyon, lepton ve piyon mezondur diyoruz sevgili dostlar. Elektromanyetik kuvvetlere aracılık eden parçacık aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili dostlar, bu aracılık eden parçacıklara ne demiştik? Etkileşim veya alan parçacıkları. Elektron bir leptondur ve bir madde parçacığıdır sevgili dostlar. Lepton zaten elektron, miyon ve tau'ya verilen genel isimdir. Gravitation sevgili dostlar kütle çekim. Gluon çekirdek kuvvetleri, güçlü nükleer yayın kuvvetlere aracılık eden etkileşim parçacığı. Foton ise elektromanyetik kuvvetlere etki eden alan veya etkileşim parçacığıdır. Edirne. Temel parçacıkların yapısında başka parçacıklar bulunmaz. Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi temel parçacıktır? Sevgili dostlar, proton bir baryondur ve kuarklardan meydana gelmiştir. Nötron bir baryondur ve kuarklardan meydana gelmiştir. Up, up, down. Nötron ise up, down, down. Yükü artı bir, yükü sıfır olduğunu biliyoruz sevgili dostlar. Piyon ise bir kuarkla bir karşıt kuarktan meydana gelmiştir. Miyon bir leptondur, temel parçacıktır. Kuarklar da temel parçacıktır. Görüldüğü gibi sevgili dostlar, burada iki tane cevap şıkkı var. Burada muhtemelen Milli Eğitim bu demiştir. Fakat arkadaşlar, MEB'in kitabından şunu okuyorum size. Temel madde parçacıkları parantez içerisinde kuarklar, leptonlar. Dolayısıyla sevgili dostlar, miyon da nedir? Bir leptondur. Leptonlar nedir? Elektron, miyon ve tau'dur. Bunlar arkadaşlar temel parçacık olarak geçiyor. MEB'in kitabında da kendileri söylemiş. İki tane cevap şıkkı bulunuyor. Kuarklar da arkadaşlar kesinlikle temel parçacıklardır. Leptonlar da diyoruz ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları Allah'a havale ediyoruz. Aşağıda verilen parçacıklardan hangileri etkileşim parçacıklarıdır? Sevgili dostlar, elektronun bir madde parçacığı olduğunu ve lepton olduğunu biliyoruz. O halde 3'ü eliyoruz. Mezon arkadaşlar çekirdek içerisinde orta anlamına gelen elektron ile protonun kütlesi arasında bir kütleye sahip olan ara, orta anlamında bir etkileşim parçacığıdır. Fotonu da biliyoruz arkadaşlar. Elektromanyetik kuvvete aracılık eden bir parçacıktır. Mezon ise yayın kuvvete aracılık eden parçacıktır diyoruz. Cevabımız 1 ve 2
diyoruz. Sevgili dostlar, bu 5. soruya tekrar dönmek istiyorum. Bu miyon aynen arkadaşlar Milli Eğitim kitabında da temel parçacık olarak, bakın parantez içerisinde de orada söylenmiş. Fakat sevgili dostlar, bir miyon 10 üzeri eksi 8 saniye gibi çok kısa bir sürede sevgili dostlar, elektron artı nötrino artı anti nötrino arkadaşlar ne yapıyor? Dönüşüyor. Bundan dolayı arkadaşlar miyon içerisinde başka parçacıklar da olduğu için temel parçacık arkadaşlar saymayız. Zaten kuarkların temel parçacık olduğu kesin. Burada arkadaşlar cevabımıza direkt A dememiz daha mantıklı olmaktadır. Atom altı parçacıkları olan kuarkların birleşiminden proton ve nötron oluşur. Evet. Protonu oluşturan kuark dizilimi neydi arkadaşlar? Up, up, down. Bunu konu anlatımında ve biraz önceki arkadaşlar dersimizde de ve biraz önceki birkaç soruda da arkadaşlar söylemiştik. Protonun dizilimi up, up, down arkadaşlar. Bu yukarı kuarkın arkadaşlar yükü, aşağı kuarkın yükü artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3 toplarsak arkadaşlar 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 up up eksi 1 bölü 3 ne oldu arkadaşlar? 4 eksi 1 3 3 bölü 3 de ne oldu? Artı 1. Dolayısıyla protonun yükünün de artı 1 olduğunu buradan görmüş oluruz. Aşağıdakilerden hangisi bir baryonun kuark kombinasyonu olamaz? Dedik ki sevgili arkadaşlar, bir baryon 3 tane kuarktan meydana gelecek. Bir kuark ile bir karşıt kuarktan meydana gelen ise arkadaşlar görüldüğü gibi bu pi mezonudur sevgili dostlar. Dolayısıyla bu nedir? Mezondur. Cevabımız Celikan. Aşağıdaki verilen kuark dizilimlerinden hangisi nötronu oluşturan kuark dizilimidir? Nötron bir baryondur. Dolayısıyla arkadaşlar mutlaka 3 tane kuarktan meydana gelecektir. Bunun proton olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu da nedir? Nötrondur. Up, down, down. Bunları yerine yazdığınızda 2 bölü 3, eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3 yükünün sıfır olduğunu görüyoruz. Kuark yapısı verilenlerden hangileri mezon sınıfına aittir? 3 tane kuark baryondur. Bunu hemen eliyoruz sevgili dostlar. Mezon dediğimiz bir kuark ile bir karşıt kuarktan oluşacaktı. Dolayısıyla sevgili dostlar bu üçü niye eledim? 2'yi silecektim. Evet. Cevabımız arkadaşlar görüldüğü gibi Ceyhan yalnız 3 diyoruz arkadaşlar. Demek ki mezonlar bir kuark ile bir karşıt kuarktan meydana gelir. Örneğin up ve down'un karşıtı arkadaşlar pi mezonunu oluşturur diyoruz. Bir x baryonu bir yukarı ve iki aşağı kuarktan oluşmaktadır. Buna göre bu x baryonunun yükü kaç e'dir? Sevgili dostlar, şimdi bakıyoruz bu baryonumuza. Ne diyor? Bu baryonumuz bir yukarı ve iki aşağı. Bunun arkadaşlar biraz önce de nötronun kuark dizilimi olduğunu gördük sevgili dostlar. Şimdi bunları yerine yazalım. 2 bölü 3, eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3, 2 eksi 2, 0 bölü 3, 0. Yani arkadaşlar zaten biraz önce de söyledik. Nötronun arkadaşlar yükü nedir? Sıfırdır diyoruz. Yukarıda verilen bozunun denklemi ile ilgili bir baryon sayısı korunmaktadır. Sevgili dostlar, baryonların baryon sayısını 1 alıyoruz, diğerlerinin 0. Yani arkadaşlar leptonun baryon sayısı 0'dır. Baryon korunumu için 1 artı 0. Nötron da arkadaşlar bir baryondur. 1 eşittir 1 korunur. Leptona bakıyoruz. Lepton korunumu için bu arkadaşlar baryon. Lepton korunumu için leptonların lepton sayısını 1 alıyoruz. Diğerlerinin 0 alıyoruz. 0 artı 1 eşit midir?
sıfıra değildir. Yük korunumu proton artı elektron eksi topladığımızda sıfır, nötron da sıfır. Dolayısıyla yük korunum kanununa da uymaktadır. Fakat lepton sayısı korunumuna uymamaktadır. Cevabımız 1 ve 3. Bu konular arkadaşlar konu anlatımında videolarımızda ayrıntılı bir şekilde anlattık. Yalnız arkadaşlar Milli Eğitim Kitabı buradaki arkadaşlar baryon veya lepton korunum yasalarına hiç değinmemiş. Fakat arkadaşlar Milli Eğitim'in de böyle bir soru sorması enteresan olarak görüyorum kitabın değinmemesine rağmen. Zaten ondan dolayı da ben bu korunum yasalarını videoda anlattım. Ne olmaz ne olmaz diye. Sevgili dostlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fizikokulik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün dünyaya duyurmayı unutmayın.